Uzay ajansları ve dünyanın bazı önde gelen zenginleri dünyanın yörüngesinde tabiri caizse yeni bir yuva bulmaya her zamankinden daha fazla odaklandılar. Böyle bir arayış söz konusuyken bir astrofizikçi birkaç yıl içerisinde asteroid kuşağına geçebileceğimizi söyledi. Kızıl gezegen Mars'a yönelik çalışmalar devam ederken ilginç bir açıklama geldi. Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nden astrofizikçi Pekka Janhunen, asteroid kuşağına geçişin söz konusu olabileceğini söyledi. Bunun için cüce gezegen Ceres çevresinde yaşam alanlarından oluşan bir mega uydu oluşturulabileceğini iddia etti. Hatta kızıl gezegen yani Mars'ı terk edin ve bunun yerine cüce gezegen Ceres çevresinde devasa bir habitat inşa edin dedi. Ceres, Mars ve Jüpiter arasında ve asteroid kuşağında yer alıyor. Ayrıca yörüngedeki yerleşim atmosferini geliştirmede etkili olan nitrojen bakımından da zengin. Araştırmacı Pekka Janhunen, geliştirilecek habitatların her birinin 50 binden fazla insanı barındırabileceğini söyledi. Hatta kendi dönüşünün merkez kaç kuvvetiyle dünya benzeri bir yer çekiminin bile olabileceğini vurguladı. Janhunen artık Mars'ın değil Ceres çevresinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Mars'ın çok düşük yer çekimi var. Benim endişem orada yetişecek çocukların sağlıklı yetişkinler kadar gelişemeyecek olması dedi. Ayrıca ilk insan yerleşimcilerin önümüzdeki 15 yıl içerisinde Ceres'e gitmeye başlayabileceğini de aktardı. Ceres çevresinde yaşam alanı oluşturmanın asteroid kuşağına geçilmesini sağlayacağını söyledi. Bilim insanının önerisi üzerine uzay araştırmacılarının gözünü Ceres'e çevirebileceği tahmin ediliyor. Çin'in yapay güneşinden rekor haberi geldi. Çin, insanlığın yıldızların gücünü kullanma deneylerinde önemli bir yol kat etti. Çin Bilimler Akademisi'nin füzyon makinesi 120 milyon santigrat dereceye ulaştı ve 101 saniye boyunca bu durumda kaldı. Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden fizikçi Li Miao, "Bu önemli ilerleme ve nihai hedef sıcaklığı uzun süre sabit bir seviyede tutmak olmalıdır," dedi. Nükleer füzyon, iki hafif elementin nükleer reaksiyonlarla birleşip daha ağır bir element oluşturmasıyla ortaya çıkıyor. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu reaksiyon sonucunda büyük miktarda enerji oluşuyor. Füzyon dünyamız için önemli çünkü uygun koşullarda gerçekleşirse 300 litre benzine eşdeğer bir enerji üretilebileceği iddia ediliyor. 2018'de Çin'deki reaktör güç üretmek için 100 milyon derecelik bir eşiği geçebilmişti. Ancak plazmayı yalnızca yaklaşık 10 saniye bu derecede tutabilmişti. Bu yeni rekorsa zor ama aranan temiz enerji kaynağına dünyayı bir adım daha yaklaştırdı. Yıllar önce kaybolan bir uçağın enkazı, kuraklık nedeniyle kuruyan bir gölde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 1965'te düşen bir uçağın enkazı, sualtı araştırma şirketinin incelemeleri sırasında Folsom Gölü'nde görüntülendi. Ancak kuraklık nedeniyle göl kapasitesinin %38 gerilediği ve gölün kuruduğu açıklandı. Araştırma şirketinden Tyler Atkinson, "Göldeki çalışmamız sırasında deniz radarıyla normal olmayan bir şey gördük. Ayrıntılı incelemelerde bunun bir uçak olduğunu fark ettik," dedi. Ayrıca göldeki su seviyesinin kuraklık nedeniyle rekor miktarlarda düşmesi nedeniyle uçağın fotoğraflarının net şekilde çekilebildiği söylendi. Kaliforniya son yılların en ciddi kuraklık krizlerinden biriyle uğraşıyor. Hatta Haziran başında eyaletteki 58 ilçenin 41'inde acil durum ilan edilmişti. Müran balıklarının karada susuz yaşayabileceği kanıtlandı. Journal of Experimental Biology'de yayınlanan yeni çalışmada müran balıkları incelendi. Bu balıkların yengeçleri yakalamak için sudan çıktıkları biliniyordu ancak besinlerini nasıl tükettikleri gözlemlenememişti. Bilim insanları aç kalan mürenlerin davranışlarını takip etti. Karaya çıktıktan sonra avını yakalamak için çenesini öne çıkardığını ve katı yiyecekleri su olmadan yutabildiğini fark ettiler. Bunun nedenini müren balıklarının diğer balıklara nazaran daha güçlü çene kaslarına sahip olmasına bağladılar. Ekoloji uzmanı Rita Mehta, "Çoğu balığın beslenmek için gerçekten suya ihtiyacı var. Bu durum suya bağımlı olmadan karada beslenebilen bir balığın ilk örneğini yansıtıyor bize," dedi.
Araştırmacılar denizaltı dünyası ile ilgili diğer bilinmeyenleri çözebilmek için çalışmalara devam ediyor. Bugünkü videomu da doğadan bu haberle noktalıyorum. Bir sonraki videoda farklı bilim, teknoloji, yaşam haberleriyle tekrar görüşene dek hoşça kalın. Beni Instagram ve YouTube adreslerimden takip etmeyi ise sakın unutmayın. Görüşmek üzere.